Şimdi ben bu bilgileri aktarırken görüntüler Ankara'dan geliyor. Esenboğa Havalimanı'ndan ekrana. Tahran'dan İstanbul'a hareket eden bir uçak vardı. Ve oradaki Türk vatandaşlarını tahliye etmek için havadaydı. Biliyorsunuz uçuşlar duruldu İran'daki virüs tespitleri nedeniyle. Sadece oradaki Türk vatandaşları vardı bu uçağın içinde. Fakat o uçak yolcularından birinde virüs şüphesi görüldü. Ve onun üzerine İstanbul'a değil Esenboğa Havalimanı'na indi o uçak. Ve şimdi görüyorsunuz ambulanslar da Esenboğa Havalimanı'nda ve son derece işte önlemlerle tüm yolcular taramadan geçirilecek şimdi. Tahsin Güner orada bize son durumu aktaracak. THY uçağı, özür dilerim, bürodan karşımızda. THY uçağının karantina altına alınmasıyla ilgili. Evet, eldeki bilgiler nedir? Kaç yolcu varmış? Bir kişide mi şüphe var? Nedir durum? Senem Ilgaz, henüz bilgiler netleşmedi ancak bunun daha önceki olduğu gibi bir tahliye operasyonu olduğunun altını çizelim. Planlanan bir uçuştu. Bilindiği üzere koronavirüs dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Sınırlarımıza kadar geldi. İran'da da an itibariyle 16 kişi bu virüsten hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı da bir dizi tedbirler almıştı. Sınır kapıları kapatıldı. İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlar durdurulmuştu. Ancak orada Türkler kaldı ve onlar için bir tahliye planı gerçekleştirildi. Bu kapsamda da Tahran'a giden bir uçak Tahran'dan Türk yolcuları aldı ve İstanbul'a getirecekti. Ancak yolda karar değişti ve Ankara'ya indi uçak. Bir kişi de koronavirüs şüphesi olduğu iddiası, şüphesi var. Henüz bilgiler netleşmiş değil ancak ilk bilgiler bu yönde. Havalimanında planlandığı şekilde çok sayıda ambulans, özel donanımlı ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. O ekipler şu an yolcuları tahliye ediyor ve bir önceki seferde olduğu gibi bu yolcular da Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirecekler ve burada karantina altına alınacaklar. İlk virüsün ilk çıktığı noktada Wuhan'da, Çin'de Türkler orada mahsur kalmıştı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Sağlık Bakanlığı bir tahliye operasyonu gerçekleştirmişti. Koca Yusuf operasyonu, buradan kalkan A400 uçağı, kargo uçağı, askeri kargo uçağı, ambulans uçağı dönüştürülmüştü ve 32 saatlik bir operasyon gerçekleştirmişti. Orada özel donanımlı ekipler gitmişti ve oradan Türkleri alarak Ankara'ya getirmişti. 14 gün boyunca Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina altına alınmıştı. Burada da aynı prosedürün işlemesini bekliyoruz. Yine altını çizelim. Koronavirüs tehdidi İran'da baş göstermişti. 16 kişi hayatını kaybetmişti bu virüsten ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde bilim kurulu toplanmıştı ve gerekli tedbirlerin alınması kararı çıkmıştı. Bu kapsamda da İran'da bulunan 4 sınır kapısı kapatıldı. Yani tek yönlü olarak İran'dan Türkiye'ye girişler durdurulmuştu ve uçuşlar da yine durdurulmuştu Türkiye'ye. İran'da kalan Türkler için de bakanlık tarafından bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi ve operasyonda an itibariyle devam ediyor. Esenboğa Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'na ait bir uçak gönderildi Tahran'a ve oradan da Türk yolcular alındı ve Türkiye'ye getirildi. Şu sıralarda da yolcuların tahliyesi devam ediyor ve o yolcular da tek tek alınıyor özel donanımlı ambulanslara ve buradaki Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirecek ve karantina altına alınacaklar. İlk bilgiler bu yönde. İlk bilgiler bu yönde Senem Ilgaz. Evet, uçağın aslında ilk etapta Tahran'dan kalktığı ve İstanbul'a gittiği belirtiliyordu. Neden Ankara'da karar kılındı? Nasıl bir planlama oldu? Henüz bilgiler net değil. Şu an çalışmalar devam ediyor. Görüntülerde de görülecektir. Esenboğa'daki hareketlilik de devam ediyor. Çok sayıda ambulans var. O ambulanslar özel donanımlı ambulanslar. Bu koronavirüs için özellikle hazırlanan ambulanslar ve o ambulanslara indiriliyor yolcular. Oradaki tek tek sağlık kontrolleri yapılıyor ve oradan da buradaki Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne getirecek. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Bilindiği üzere koronavirüsle sınırlarımıza kadar geldi. İran'da ve Irak'ta da görülmeye başlandı. İran'da sayıların artması üzerine de yeni bir önlemler gerçekleştirildi. Yeni önlemler alınmıştı ve o önlemler kapsamında da 4 sınır kapısı tek tek kapatılmıştı. İran'dan Türkiye'ye girişler durdurulmuştu. Ancak Türkiye'den İran'a geçişler devam ediyordu. Uçuşlar
uçuşlar da bu kapsamda aynı gün iptal edilmişti ve o tedbirler kapsamında da çalışmalar devam ediyordu. Yolcular termal, o gün gelenler yolcular termal kameralarla tarandı. Herhangi bir hastalık var mı, yok mu, ateşi var mı, bunlar öngörülmeye çalışıldı ve ondan sonra da İran'dan Türkiye'ye girişler durduruldu tamamen ve orada kalan Türkler için de Sağlık Bakanlığı bir tahliye operasyonu gerçekleştirdi ve operasyonda şu anda da sayılar artık netleşti. İran'dan Türkiye'ye 38 kişi getirildi. Şu an o uçakta, Türk Hava Yolları'na ait uçakta tahliye operasyonunda 38 kişi Türkiye'ye getirildi ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde karantina altına alınacaklar. Orada tedavileri devam edecek. İlk bilgiler bu yönde. Herhangi bir virüs tehdidi var mı, şüphesi var mı, virüs tespit edildi mi? Bu konular henüz net değil. Ancak Sağlık Bakanlığı çalışmalarına devam ediyor. Hastalar, yolcular, getirilen yolcu, 38 yolcu şu an ambulanslara tek tek alınıyor ve Ankara'daki Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne doğru yola çıktı. Biraz sonra da hastanedeki o karantina odalarına götürecekler ve incelemeleri de tamamlanacaklar. Önceki operasyondan da hatırlayacağımız üzere bu virüs ortaya çıktıktan sonra Türkiye'de Sağlık Bakanlığı bazı hastaneleri karantina için özel olarak ayırdı. Zekai Tahir Burak Hastanesi de bunlardan biri. Tekrar altını çizelim. İran'dan Türkiye'ye 38 yolcu getirildi ve şu anda da tahliye işlemleri devam ediyor. Özel ambulanslar alındı ve Zekai Tahir Burak Hastanesi'ne de sevk ediliyorlar. Tahsin, ama sen de söyledin. İlk bilgiler biraz farklı bilgiler geldi ama galiba öncelikle onları netleştireceğiz. Yani İstanbul'a gidecek ve acil iniş mi yaptı Ankara'ya? Bir kişi de gerçekten virüs belirtileri mi görüldü? Bunların hepsini herhalde önümüzdeki dakikalarda muhtemelen başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere açıklamalar gelecektir. Orada netleştireceğiz. Ama şunu biliyoruz en net haliyle. Bu planlı bir uçuştu. Zaten oradaki Türk vatandaşlarını tahliye için yapılan bir uçuştu. Uçuşlar durdurulmuştu. O uçakta sadece sen sayı olarak 38 dedin değil mi? 38 Türk vatandaşı vardı İran'dan getirilen. Evet. Şimdi onlar tek tek hastaneye taşınacak özel ambulanslarla. Ve orada ilk tetkikler yapılacak. Peki yani şu bilgi var mı bilmiyorum. En azından yaklaşım olarak belki takip ettiğiniz için daha öncekileri söyleyebilirsin. Şimdi ilk tetkiklerde eğer sonuç negatif çıkarsa, yani bir virüse rastlanmazsa, buna rağmen hani 3 günde bir hani bir karantina uygulanıp 14 günü bulan bir şekilde bakılıyordu ya, bu 38 yolcu için benzer bir prosedür uygulanacak mı, uygulanmayacak mı, onu da henüz bilmiyoruz değil mi? Senem Ilgaz, şöyle toparlayalım. İlk gelen bilgiler, Tahran'dan İstanbul seferini yapan bir Türk Hava Yolları uçağının acil şekilde Ankara'ya indirildiği yönündeydi. Ancak birkaç gün önce bu virüs İran'da ortaya çıktıktan sonra uçuşlar durdurulmuştu ve bu kapsamda da bir uçuş olması beklenmiyordu. Bizim Sağlık Bakanlığı yetkililerinden aldığımız bilgiler, bu planlanan bir uçuştu. 38 kişi İran'da kalmıştı. Onlar Türkiye'ye getirildi ve onların da şu an tedavileri devam edecek. Karantina süresi devam edecek. Evet, daha önceki operasyonda Çin'den Türkiye'ye getirilen yolcularda sık kontroller yapılmıştı ve onlarda da herhangi bir hastalık belirtisi yoktu. Ancak buna rağmen 14 gün göz altında bulundular. Çünkü hastalığın, virüsün kuluçka süresinin 14 gün olduğu kabul ediliyor. Bu kapsamda da her gün tetkikleri yapıldı, muayeneleri yapıldı ve 14 gün sonunda da herhangi bir virüs taşımadıkları ortaya çıktı ve tespit edildi ve bu 14 gün sonra da taburcu oldular. Bu işlemde de 38 yolcuda da öyle öngörüyoruz ki 38 yolcunun tamamının yine bu kuluçka süresinde 14 gün boyunca hastanede karantinada kalmasını bekliyoruz. Öyle söyleyebiliriz. Ancak tabii ki bunların hepsi ilk bilgiler. Yakın zamanda Sağlık Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili bir açıklama yapmasını bekliyoruz Senem Ilgaz. Tahsin Güner, teşekkürler. YouTube kanalımıza abone olun.